önemli bir konuda size hitap etme imkanı bulduğumdan dolayı Rabbime şükrederek, hamd ederek konuşmamı başlamak istiyorum. Şunu ifade edeyim, bu konuda yaklaşık bir seneye yakındır 3 tane bilim adamı, tıpkı Türk Tarih Kurumu'nun, özür dilerim, Osmanlı Arşivi'nin, değişik ilim müesseselerinin yaptığı gibi Osmanlı Araştırmaları Vakfı bilimsel heyeti olarak da bir kitap hazırlığı içindeyiz. Adı da Bilinmeyen Ermeni Meselesi. Yani bu kadar binlerce, hatta yüzlerce makalenin bulunduğu böyle bir konuda acaba niye siz de bir çalışma ihtiyacı hissettiniz? Bu soru ayrı bir soru. Konuşmamdan sonra sorarsanız cevaplandırılır. Ama bugün bilinmeyen Ermeni meselesi gerçekten de bilinmiyor. Başta Türk milletinin torunları olarak bizler bilmiyoruz veya eksik biliyoruz. İkinci planda İslam alemi hiç bilmiyor. Yani üzülerek ifade edeyim, ben 2001 yılında El Cezire televizyonunda canlı yayında bir programa katıldım. Karşımda Lübnan Ermeni Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Taşnakyan vardı ve maalesef sunucu bir Müslüman Türk'tü, Arap'tı. Öyle bir sunuş yaptı ki 21 dakika Ermeni tezini Türk milletinin ve İslam'ın aleyhine olarak tamamen özetledi. Ben de şeker hastası bir insan olarak acaba konuşmama nasıl başlasam diye merak ettim. Fakat Rabbim ilham nasip etti. Şöyle başladım, üzülerek ifade edeyim. Dedim ki ben El Cezire Televizyonunun genel müdürünü kınamak istiyorum. Çünkü bana yalan söyledi. Aynen böyle, televizyonda. Sebebine gelince bana karşında bir Ermeni profesör var, bir Müslüman sunucu Faysal el-Kasım var. Siz buna karşı birlikte tartışacaksınız. Halbuki ben burada görüyorum ki 2 tane Ermeni ile tartışacak. Birisi Ermeni Dokümentasyon Daire Başkanı, birisi de herhalde Amerika'da Ermeni lobisinin Beyaz Saray adayı olarak karşımda bulunan Faysal Kasım'i dedim tabii. Başka türlü başlayamazdık. Yani biz psikolojik olarak zaten mağlup durumdaydık. Müthiş bir Osmanlı Devleti'nin ve Türk milletinin aleyhine ciddi bir konuşmaydı. Ama hamdolsun 2 saatlik tartışmanın 1 saat 37 dakikasını biz konuştuk. Çünkü onların konuşacak elinde bir belgesi yoktu. Yani biz çok güçlüyüz. Elimizde de çok ciddi bilgiler var. Ama millet olarak davamıza tam sahip çıkamadığımız, arşivdeki belgeleri değerlendiremediğimiz, en önemlisi de benim bugünkü konferansımın farkı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumlarının ve basınının, altını çizerek söylüyorum, Ermeni meselesine yaklaşımındaki yanlışlığı sebebiyle dünyada bu meseleyi anlatamıyoruz. Nedir bu yanlışlıkları? Vereceğiz biraz sonra. Muhterem misafirler, ben bugün 12 soruyu cevaplandıracağım. Görüyorsunuz ekrandan da. Ermeniler kimdir? Ermenistan neredir? 1-2 cümleyle. Sonra 2. soru, soykırım ve bunun batı dillerindeki karşılığı olan genocide veya holocaust terimleri uluslararası hukuk açısından ne mana ifade eder? 3. Ermeni bakış meselesine bakışınız biraz önce tenkit ettiğimiz şekilde, yani mevcutların aksine nasıl bir farklılık arz edecektir? Bu çok önemli bir olay. Bir diğer konu, gerçekten Osmanlı Devleti Ermenilere nasıl bakmış ve Ermeni Devleti, Osmanlı Devleti'nin hizmetinde bulunan Ermeniler hakkında bilgi vereceğiz. Bir diğer sorunun cevabı, devlet hizmetinde Ermeniler ve üst seviye görevler hakkında bilgiler vereceğiz. Ve nihayet İslam tarihinde tehcir dediğimiz ve bizim nesillerimizin manasıyla birlikte doğru öğrenmesi gereken bu kelimeyi ve kavramı açıklayacağız. Kur'an-ı Kerim'deki Haşir suresinde bulunan cela kelimesiyle kıyaslayacağız. Bir diğer önemli konu, acaba İslam'da ve Osmanlı Devleti'nde soykırım mümkün mü? Bu sorunun cevabını vereceğiz. Ve çok önemli bir diğer soru, Müslüman ecdadımız bütün gayrimüslimlere ve özellikle de Ermenilere nasıl davranmış, Yavuz Sultan Selim'in bir fermanını sizlere arz edeceğiz. Ve nihayet Ermenilerin 1. Dünya Savaşı öncesi yaptıkları İslam hukukundaki dar, yani devlete isyan suçu olup olmadığını tartışacağız. Bir diğer önemli konu, tehcir kavramının İslam hukukuna göre kıyaslamasını yapacağız ve tehcir kararnamesini, yani zorla göç ettirme kararnamesini İslam hukuku açısından değerlendirmesini yapacağız. Bir diğer önemli konu, çok mübalağa edilen ve bizim gençlerimizin de bilmediği ve mutlaka odalarında öğrencilerimizin asılı halde bulunması gereken 1915 tarihinde Ermeni nüfusu ne kadardı? Şimdi nereye gitsem, Profesör işte Steinberg'den tutun, en samimi Hollandalı dost profesör arkadaşlara kadar 1,5 milyon Ermeni'yi kestiniz. Ve şu anda biliyorsunuz her sene dost kabul ettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar soykırım tabirini kullanmasa da Başkan Bush tam 7-6 senedir 1,5 milyonu Osmanlı Türkleri keskin diyerek söze başladı. Sadece soykırım kelimesini kullandı. Acaba bu doğru mu? Bunun cevabını vereceğiz. Ve nihayet bence yaklaşım tarzımızın en önemli noktalarından biri olan acaba İslam alemi niye bu Ermeni meselesinde Türkiye'nin dertlerini paylaşmıyor? Gerçekten Ermeni soykırımı doğru mu? Yoksa biz mi anlatamıyoruz sorusuna cevap vereceğiz. Ben 1 saatte bitireceğimi ümit ediyorum, özetleyeceğimi. Ama bitiremezsek sorularla devam edeceğiz. Yani sizin sabrınız tükenmediği sürece benim konuşma isteğim ve kabiliyetim Allah'ın izniyle tükenmez. Ama bu meseleyi bugün hiç olmazsa ayrıntılı olmasa da kabataslak öğrenerek ailemize ve arkadaşlarımıza dönmenin sevincini yaşayalım. Muhterem misafirler, şimdi geliyoruz 1. sorunun cevabına. Acaba Ermeniler kimdir ve asıl Ermenistan nerededir? Şimdi biz bir defa şu andaki Ermenistan'ın esas Ermenistan olmadığını biliyoruz. Yani orada da yine Müslüman Türk milleti vardı, Kafkas asıllı Müslümanlar vardı. Ama şu anda Ermenistan tümüyle kendine mal etmiş durumda. Ama Ermenistan nerede başlar, nerede biter bu sorulara Erivan, Gökçegöl, Nahçıvan, Rumiye Gölü kuzeyi, Mako bölgesine bu tamamen Ermeniye tabir ediliyor şu anda. Ama şunu bilelim ki Ermeniler bir görüşe göre Farslarla aynı kökten gelen bir millet. Bir kısım iddialar Kürtlerin de aynı kökten geldiğini iddia ediyor. Ama Bediüzzaman Hazretleri gibi alimler ve bir kısım tarihçiler Kürtlerin Ermenilerle aynı kökten gelmediğini, bilakis Arap milletinin bir kolu olduğunu itiraf ve kabul ediyorlar. Ama iki tarafın da elinde çok ciddi sağlam deliller mevcut değil. Ama şu bir gerçek. Doğu Anadolu'da şu andaki Ermenistan bölgesinde ve çevresinde diğer milletlerle beraber Ermeni milleti diye bir millet mevcut. Ama bir gerçek daha doğru. Bu da çok önemli bir olay. Ermeniler o zamana kadar, ben Ermeni tarihini anlatacak değilim, İster Bizans İmparatorluğu'nun emri altında, ister diğer Moğol İmparatorluğu'nun emri altında, ister başka devletlerin emri altında küçücük krallıklar kurmuşlar ama hep bağımlı olmuş. Yani bazıları bağımsız devlet kurduklarını söylemek için çok zorluyor tarihi. Ama söylemek çok. O da 10-15 sene sürmüş, 40 sene sürmüş. Mutlaka büyük bir imparatorluğun emri altında yaşamışlar. Ve çok önemli bir tespit de 1071 yılında Türk hakimiyetine giren Ermeniler Bizans'ın zulüm idaresinden kurtaran ve onların insanca yaşamasına vesile olan Büyük Selçuklu Devleti olmuş. Bu da ayrı bir alem. Bunu kendilerine kabul ediyor. Yani Ermeniler Türk milletinin Anadolu'ya hakimiyetinden sonra şerefli ve temel haklarına kavuşmuş bir millet olarak yaşadıklarını kabul ediyor. Bu önemli bir husus. Ve nihayet 19. yüzyılın son çeyreğine kadar Osmanlı Devleti'nin bir Ermeni meselesi yok. Ermeni meselesi ilk defa, bu çok önemli bir hadise, özellikle 1876-61 tarihli uluslararası batılı devletlerle Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ve Rusya'ya, bazı batı devletlerine Osmanlı Devleti'ndeki Hristiyan azınlıkları koruma hakkı tanıyan anlaşmadan sonra başlamış. Ne zaman ki Batılılar biz Ermenileri koruma altına aldık demişler, Ruslarla beraber tahrikler, isyanlar ve Ermenilerin Müslümanları katliama tabi tutmaları